KHK TV'den merhabalar, herkese selamlar, iyi seyirler. Konuğumuz Ankara Barosu avukatlarından hukukçu Gizay Dulkadir. Doğru mu? Dulkadiroğlu değil, değil mi? Ya dul Kadir. Evet. Gizay Hanım'la söylentisi çıkan, bakan tarafından da birkaç kere telaffuz edilen 9. yargı paketi hakkında konuşacağız. Şöyle, ilk 8'inden somut hiçbir fayda görmedik. 9'undan görecek miyiz? Bunu soracağım ben Gizay Hanım'a. Ayrıca Yalçın Kaya kararından sonra Yargıtay'da ya da alt derece mahkemelerinde herhangi bir değişiklik oldu mu? Bunu konuşacağız. Ve daha sonra işte yaşlı, tutuklu ve hastaların cezaevindeki maalesef hukuksuzca alıkonulmaları, tutulmalarını konuşacağız ki bu konuda Gizay Hanım oldukça etkili işler yapıyor. İnsan hakları savunucusu gibi, aktivisti gibi hukukçu kimliğinin yanında mücadele ediyor. Bunları konuşacağız. Hoş geldiniz Gizay Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar Ahmet Bey. Teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Ayrıca KHK TV'deyiz. Ben ne zaman KHK TV'ye çıksam şeyi söylüyorum. Büyük ihtimalle çok büyük bir kısmı izleyicilerimizin KHK'lıdır. O yüzden tüm izleyicilerimize de şimdiden peşinen uğradıkları hukuksuzluk nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evet. Gizay Hanım, 2002'de iktidara gelen AK Parti hükümeti ki o zaman belki siz çocuk yaşlardaydınız, ben de gençliğimin başlarındaydım ve maalesef şimdi faydalı ömrümüzün sonlarına yaklaşırken hala aynı iktidarın yönetimi altındayız. Hakkını vermek lazım ki bu iktidarın yaptığı en güzel şeylerden bir tanesi kanun çıkartmak, torba kanunlar hazırlamak, yargı paketleri hazırlamak. İşte insan hakları eylem planları hazırlamak, kağıt üstünde her şey çok güzel ama uygulamada hiçbir şey maalesef hayatımıza yansıyan fazla bir şey diyelim. Yok, en azından ben görmüyorum. Siz ne diyorsunuz? Şimdi Ahmet Bey şöyle aslında güzel özetlediniz. Ben yanlış hatırlamıyorsam ortaokuldaydım. Hani o soruya da cevap vermiş olayım. AKP ilk iktidara geldiğinde hatırlıyorum yani ilk seçimi kazanmalarını falan. Tabii çok özgürlükçü söylemleri vardı. Bu bir sürede devam etti. İlk olarak da şeyle başladılar. Ben de hatta o yeni kanunlarla hukuk fakültesi bitirdim. Kanunların sadeleştirilmesi, Türkçeleştirilmesi. Ve o zaman bile bunu müthiş bir ya böyle hak savunucu bir propagandayla yapmışlardı aslında. Hani herkes kanunları anlayabilmeli, kanunlar açık anlaşılır olabilmeli. Dolayısıyla işte günümüz Türkçesine uygun olmalı diye. Geldiğimiz aşamada tabii Türkiye ahimden her gün ihlal kararı alan, her gün yüzlerce başvurusu hükümete tebliğ edilen ve 7. maddeden ihlal kararı alan bir ülke haline geldi. Ve biz hem uygulamada hem de bu ahim kararlarında aslında şunu görüyoruz. Türkiye'deki Türk yargı sorunlarına dair eleştirilen şey aslında bir hukuk anlayışı meselesi. Yani kanunların evinden ziyade bizim hukuk anlayışımız, özellikle bu siyasi suçlar dediğimiz suçlar bakımından terör anlayışımız, anayasal suç anlayışımızda ciddi bir sorun olduğunu ve bunun gitgide çağ dışı, baskıcı bir noktaya evrildiğini, hatta o noktaya geldiğini aslında görüyoruz. Hem uygulamada hem de işte ahim kararlarında ya da Birleşmiş Milletler kararlarında. Dolayısıyla bu sorun dediğiniz gibi yargı paketiyle giderilebilecek bir sorun değil. Ya da işte insan hakları eylem planlarıyla da giderilebilecek bir sorun değil. Yani memlekette işkence suç. Ama işkenceye karşılık bir cezasızlık kültürü var. Yani işkence soruşturmaları ilerlemiyor ya da işte kovuşturmalar cezasızlıkla sonuçlanıyor gibi. Yani dolayısıyla burada kanun değişikliğiyle düzeltilebilecek bir şeyde değiliz, noktada değiliz. Aslında son yargı paketindeki bir maddeyle birlikte de bu zihniyet sorununun ne boyuta geldiği net bir şekilde ortaya çıktı. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi Türk Ceza Kanunu'nun 220 Taksim 6. maddesini iptal etti ve dedi ki
Ya bu çok öngörülemez bir madde. Hani bunun ayrı bir suç olarak ve öngörülebilir bir şekilde tanımlanması lazım. Nedir 226? Bir örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek. Şimdi bu zaten hem ahim kararlarında hem de işte geçmiş bazı anayasa mahkemesi kararlarında bu maddenin kendisi çok eleştiriliyordu. Yani böyle bir ceza maddesinin olamayacağı, bu kadar öngörülemez bir şey olamayacağı noktasında eleştiriler vardı. Anayasa Mahkemesi sonunda bunu iptal etti ve son işte 8. yargı paketiyle birlikte ne yaptılar? Aynı kanun maddesini ayrı bir maddeye dönüştürdüler ve geçirdiler. Yani hiç o şey tartışılmadı. Yani böyle bir suç tanımı olur mu? İşte burada bir öngörülemezlik hali yok. Öngörülebilirlik hali yok vesaire. Hiç böyle bir tartışma yapmadı. Ha tamam, madem Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti, biz de bunu ayrı bir kanun maddesi yapar, geçiririz dediler ve geçirdiler. Yani buradan bile aslında çok net, bariz anlaşılıyor. Meselenin kanunlar olmadığı, meselenin aslında uygulamaya ve hukuk nosyonuna dair, adalet anlayışına dair, insan hakları anlayışına dair bir sorun olduğu net biçimde anlaşılıyor. Dolayısıyla bir 9. yargı paketi var. Evet, Bakan Bey'in açıklamalarını ben de okudum. Şöyle bir iddiası var da şöyle bir açıklama yapmış. İşte 8. yargı paketinde bir kısım şeyler yapmadı, yetişmedi. İşte biz bunları 9. yargı paketinde yetiştireceğiz gibi. Zaten böyle iddialı bir çıkışı yok bakanın. Hani biz bir yargı paketi getiriyoruz ve sorunları şöyle çözeceğiz, böyle çözeceğiz gibi bir iddialı bir açıklamasını görmedim. İddialı açıklamalar yaptıklarında bile pek bir sonuç elde edemedik. Dolayısıyla 9. yargı paketinden ben yani Türkiye'deki hukuk sorunları adına çok ümit var değilim açıkçası. Evet, biz de değiliz. Bir görelim bakayım. Şöyle bir tartışma da var. Hani iktidar son bir senede iki seçim. Cumhurbaşkanlığı seçimini atlattıktan sonra mahalli idareler ve yerel seçimi de atlatıp önünde bir seçimsiz 4 yıl var. Bu 4 yılda bazı riskleri alabilir, bazı cesur adımlar atabilir gibi görüşler var. Hani genel af olmasa bile büyük oranda bir infaz indirimi yapmasında önünde bir engel yok gibi tartışmalar var. Bunları da ileride konuşuruz. Mesela bu engellerden bir tanesi MHP mi? Ben size bunu soracağım. Ama daha öncesinde şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ve hepimizin bildiği gibi bir Yalçın Kaya kararı var. Bu karardan sonra siz Ankara Barosu avukatı olarak soruyorum size. Hani Yargıtay'ın da Ankara'da olduğunu göz önüne alarak ve alt mahkemelerin Yalçın Kaya kararından sonra tutum, tavır, davranış değiştirdiğine şahit oluyor muyuz? Hani olumlu ya da olumsuz yönde bir, ikincisi hız yönünde. Yani Yalçın Kaya kararından sonra davalar hızlandı mı, yavaşladı mı? Yargıtay'da onaylanan davalar, dosyalar. Şöyle, Yargıtay'da bir yavaşlama var. Bu yavaşlamayı aslında hani istatistik bilgileri paylaşan meslektaşlarımız, değerli hukukçular da var ama istatistiklerden ziyade ben dosyaların muhteviyatı itibariyle bir yavaşlama olduğunu görüyorum. Neden? Çünkü şimdi Yargıtay 3 Ceza Dairesi'nde bu dosyalar biliyorsunuz ve o dairenin önünde o kadar çok dosya var ki zaten mesela Yalçın Kaya kararı olmasaydı da bozacağı mahkumiyet kararları ya da onayacağı bazı dosyalar vardı önlerinde ve burada dosyalarda bir yer değiştirme görüyoruz. Yani Yalçın Kaya kararını doğrudan etkileyeceği, lehe etkileyeceği dosyalar bakımından karar çıkmıyor. Bununla birlikte işte bu bir mahkumiyet olabilir ya da beraat olabilir. Zaten bozulacak ya da zaten beraat ise misal veriyorum onanacak. Dosyalar bakımından kararlar çıkıyor çoğunlukla. Yani dosyaların muhteviyatı itibariyle Yargıtay'ın Yalçın Kaya kararı bakımından hala düşünmede olduğunu ve bu durumun herhangi bir içtihat değişikliğine sebebiyet verebileceğini söyleyebilirim. Şimdi yerel mahkemeler ve istinaf mahkemeleri bakımından çok böyle hiçbir etki yaratmadı diyemem ama çok çok kuvvetli bir etki yarattı mı? Hayır, ama böyle bir etki bekliyor muyduk? Yine hayır.
Çünkü bizde maalesef bu işte 15 Temmuz sonrası yargılamalarda süreç hep bu şekilde ilerledi. Bizim liste tipi yargılama olarak tanımladığımız bir yargılama modeli gelişti maalesef Türkiye yargısında. Yerel mahkemeler ve esnaf mahkemeleri şöyle bakıyorlar dosyalara. Yargıtay bir liste yaptı, bir tarife yaptı. Ben senin bu tarifeye uyup uymadığına bakarım. Dolayısıyla yine bu tarifeyi değiştirecekse de Yargıtay değiştirir. Ben de yeni tarifeye göre bakarım. Böyle bir yargılama anlayışı var. Yani ne herkes silahlı terör örgütü üyeliğiyle yargılanıyor Ahmet Bey, biliyorsunuz. Yani ne en basitinden, yani bu insanların mesela bu suçu işlemek yönünde bir iradesi var mıydı? Ne demek bu? Yani bu insanlar devletin anayasal düzenine karşı mıydı mesela? Karşı olduğuna dair bir emare var mı? Böyle bir şey hiç araştırılmıyor. Ya da herkes silah terör örgütü üyesi olmakla yargılanıyor. Mahkumiyet kararları veriliyor haklarında. Ama bu insanlar yani bu örgütün neresinde? Şimdi öyle ya, örgütlü bir yapı varsa sizin bir astınız olur, bir üstünüz olur. O örgüt içerisinde bir hikayeniz olur. Hani buraya ne zaman girdiniz, hangi görevlerde bulundunuz vesaire gibi. Kimse böyle bir şeye bakmıyor. Çünkü böyle bir şey yok. Olmadığını kendileri de biliyorlar. Ama elinde bir tarife var. O tarifeye göre aslında karar veriyorlar. Dolayısıyla yerel mahkemeler ve istinaf mahkemeleri benim beklentime uygun, yani öngörüme uygun olacak şekilde tarifeyi değiştirecekse Yargıtay değiştirsin noktasındalar. Şimdi Ankara'da şey dedikoduları çok olur, yargı dedikoduları. Bizim hani ben kendi duyduğum yargı dedikodusunu söyleyeyim ama hakikaten dedikodu, yani çok somut bir veri veremem. Biliyorsunuz bu dosya yoğunluğu nedeniyle 3 Ceza Dairesi'nde birden çok heyet var. Bu heyetlerin bir kısmının, hatta çoğunluktaki, yani sayısal olarak çoğunlukta kalacak kısmının kararın mutlaka uygulanması yönünde bir görüşte oldukları, az sayıda birkaç heyetin bu karara karşı direniş gösterdiği söyleniyor. Tabii bu Yargıtay'ın, daha doğrusu temiz merciğinin mantığına tamamen aykırı. Yani orada tüm heyetlerin aynı iştahatta buluşması gerekir. Bu noktada hala tartışmaların sürdüğü yönünde bir kısım yargı söylentileri ya da işte yargı dedikoduları diyebiliriz var. Ki ben bunu şöyle mantıklı ve inandırıcı buluyorum. Karar çok açık. Yani mesela Bankasya yönünden çok açık bir karar. İşte sendika, dernek üyeliği yönünden çok açık bir karar. Baylok yönünden de aslına bakarsanız çok açık bir karar. Mesela hiçbir noktada bir, yani hiçbir hususta, yani Bankasya hususunda da sendika hususunda da mesela hiçbir adım atmıyorlar. Demek ki orada bir tartışma devam ediyor. Ama günün sonunda ben şunu söyleyebilirim. Yalçınkaya kararı uygulanmak zorundadır. Yani çünkü Türkiye'nin yargı sisteminin böyle bir hak ihlali yükünün altından kalkması mümkün değil. Ve Türkiye'nin bu hak ihlallerinin yaratacağı uluslararası politik sorunların altından kalkması da mümkün değil. Dolayısıyla bu karar peyderpey uygulanacaktır diye düşünüyorum. Ben de tam size bunu soracaktım aslında. Son zamanlarda bazı hukukçular ve gazeteciler ekrana çıktıklarında şunu söylüyor. Yalçınkaya kararına er ya da geç uymak zorundalar. Siz de dediniz. Uymuyor. Yani uymuyor. Er ya da geç. Şimdi geç uyduktan sonra bunun bana faydası olmayacak ki. 10 sene geçmiş. Bir 10 sene sonra uygulayacak olsa mesela. Şimdi burada bir açmaz var aslında. Yalçınkaya kararına er ya da geç uyacak. Er uyması lazım. Bana bugün lazım o Yalçınkaya kararı. Hani Tayyip Erdoğan'ın geçen gün bir açıklaması oldu. Hani bu benim son seçimim. 2028'den sonra yokum. Şöyle bir talimat verse. 2028'e kadar uygulamayın. Ondan sonra ben zaten yokum. Ki böyle bir ihtimali ben tırnak içerisinde çok fazla öngörmüyorum. Yaşadığı sürece Tayyip Erdoğan bu ülkeyi yönetmek isteyecektir. En azından böyle bir güdüsü vardır. Hani diyelim ki 2028'e kadar Yalçınkaya kararına uymayın. 2028'den sonra da kim uyarsa uyusun umurumda değil diye bir talimat verse ne olacak? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bu er ya da geç söylemine katılıyorum. Hatta kendim de kullanıyorum ama ben tabii diğer hani hukukçu meslektaşlar adına hani bir şey söyleyemem. Tabii ki onların hani bir
düşüncelerine dair ama kendi adıma söyleyebilirim. Benim hani er ya da geçten kastım kesinlikle bir iktidar değişikliği falan değildi açıkçası. Yani benim er ya da geçten kastım şu, ben Türkiye'de şöyle bir hakim savcı profili göremiyorum maalesef ki. Şimdi Yalçın Kaya kararı çıktı, ertesi gün karar duruşması var. Geldi heyet, oturdu ve ya bakın dün bir Ahim Büyük Dairesi bir karar verdi. Bizim artık bu dosyayı bu yönüyle ele almamız lazım. İşte ona göre karar verelim. Gerekirse bir iki hafta sonra karar verelim. Türkiye'de böyle bir hakim savcı profili yok. Türkiye'deki hakim savcı profili az önce söylediğim gibi hani Yargıtay bize bir liste vermişti. Biz bugüne kadar bu listeye göre yargılama yaptık. Liste değişecekse de Yargıtay tarafından değişir diyecek bir profil var. Zaten öyle bir profil olduğu için işler bu noktaya kadar evrildi. Dolayısıyla benim er ya da geçten kastım aslında bir iktidar değişikliği değil. Burada Yargıtay'ın ya da Anayasa Mahkemesi'nin bir içtihat değişikliğine gitmesidir. Yoksa ben bir iktidar değişikliği olarak hiç düşünmedim. Öyle yıllara sari olacak bir süreç olacağını da açıkçası düşünmüyorum. Benim tahminim o yönde değil. Çünkü Erdoğan'ın bu kararı uygulamaması Erdoğan'ı sıkıntıya sokacak bir şey zaten. Yani eğer kendisi iktidarı sıkıntıya girmesini istemiyorsa bu kararı bir şekilde uygulamak zorunda. Ha nasıl yapar, nasıl uygular? İşte peyderpey biraz daha böyle hani zamana yayarak, işte bunu olabildiğince az gündem ederek hani bunu uyguladığını ya bu kararı uyguladığını ve insanların bir şekilde aklandığını toplumdan, toplumun gündeminden kaçırarak yapar bunu. Bu bir sürece yayılabilir. Benim her yerde geçten kastım o. Onu söyleyebilirim. Genelimiz böyle kullanıyor. Yani muhalif cephede herkes Yalçın Kaya kararından söz açıldığı zaman er ya da geç uygulayacak diye. Siz kullanmadınız az önce. Benim dikkatimden kaçmadı. Siz şimdi kullanmadınız. Yani şimdi sevgili seyirciler. Evet buyurun. Ben dediğim gibi yani buradaki er ya da geçi ben hep öyle algıladım. Kendim de dediğim gibi yani bu karar uygulanacak ama bir sürece yayılmasını bekliyorum. Ama süreç kesinlikle evet. Öyle 3-4 yıllık ya da iktidar değişikliğine bağlı bir süreç değil. Şimdi ben hep şu örneği veriyorum Gizay Hanım. Geçenlerde Ankara, Türkiye Barolar Birliği'nde bir görüşme yaptık başkanla, Erinç Bey'le. O da böyle söyledi. Yani eğer uygulanmadığı takdirde ekonomiye 10-12 milyar dolar bir yük getirecek tazminatlar diye. Ben de hemen oradan müdahale ettim. Sayın Başkan dedim ya, bu hükümet 128 milyar doları 6 ayda yaktı. Umurunda olmadı. 12 milyar dolar mı umurunda olacak? Dedim. O da tabii dedi, yani bu bakış açısıyla baktığınızda haklısınız ama iş sadece 12 milyar dolardan ibaret değil. Yani ülkenin kalkınmasıyla, yatırımların gelmesiyle de alakalı bir şey deyince orada tabii ben sustum. Şimdi sevgili seyirciler, bize çok fazla soru geliyor. Şöyle, hani biz bir şeyi biliyormuşuz da açıklamıyormuşuz ya da elimizde belgeler, bilgiler varmış da söylemiyormuşuz gibi. Ben şunu söyleyeyim, asla hiçbir şey bilmiyoruz. Elimizde belgede, bilgide yok. Özellikle bu af konusunda ya da Yargıtay'daki dosyaların bazılarının doğru, olumlu yönde onaylanması ya da onaylanmaması noktasında bir bilgi yok. Yargıtay'dan herhangi bir tanıdığımız da yok. Biz sadece mevcut siyasi konjonktürü göz önüne alıp akıl yürütme yaparak bazı çıkarsamalarda bulunuyoruz. Lütfen bizi bu konuda sıkıştırmayın. Hani bizim gerçekten bir bilgimiz yok. Olsa zaten paylaşmaktan da kaçınmayız. Şimdi Gizay Hanım, sizin hassasiyet gösterdiğiniz bir konu da cezaevindeki kadınlar, çocuklar, yaşlılar. Bunlarla alakalı hayli bir mücadele ettiniz. Hani bunlarla ilgili daha ne yapılabilir? Yani yasa açık, diyor ki gebe kadın cezaevine giremez. Yani bu yasayı değiştirsen ne olacak, değiştirmesen ne olacak?
Hani siz ne diyorsunuz? Yani iyice umudu keselim mi bu cezaevindeki hastalar, yaşlılar ya da mücadele etmeye devam edelim? Şöyle söyleyeyim. Bir az önceki girdiğiniz noktaya öncelikle çok ufacık ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Bu bahsettiğiniz şey hani insanlar hep bizim bir şey bildiğimizi ve sakladığımızı iddia ediyor sesi vardı ya. Bu bizim Ankara Barosu avukatlarına da yönelik de hep böyle bir düşünce vardır. Mesela biz şehir dışına gittiğimizde özellikle bu af tartışmalarında falan insanlar şöyle girer konuya. Avukat hanım siz Ankara'dan geliyorsunuz. İşte vardır bir duyumunuz falan diye. Evet hani Ankara'dayız ama hani sürekli mecliste irtibat halinde değiliz ya da dediğiniz gibi işte Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi'yle falan öyle bir irtibatımız yok. Yani biz de Ankara'dayız ama ofisimizdeyiz, adliyedeyiz. Dolayısıyla çok ekstrem bilgilerimiz yok. Ama sanıyorum Ankara böyle çok siyasetin merkezi olduğu için ve bu işlerde tamamen siyasal olduğu için insanlar çabuk böyle Ankara'daki insanlar daha çabuk haber aldıkları yönde bir inanca sahipler. Bunu ben de çok yaşıyorum Ankara Barosu avukatı olarak diğer meslektaşlarım gibi. Yani böyle bir şey yok. Bunun bir gerçekliği yok. Onu söyleyelim. Bu hasta ve yaşlı şeyle mahpuslarla hamile ve bebekli mahpus kadınlarla alakalı olarak şimdi mücadeleden vazgeçelim mi? Asla vazgeçmeyelim. Niye asla vazgeçmeyelim? Bir kere ya sizin de söylediğiniz gibi zaten kanuni düzenlemeler bu kadar lehimizeyken aslında ve bu kadar haklıyken insani olarak zaten haklıyız. Yani bir hasta kişinin bir artık yaşlı işte kocamışlık noktasına gelmiş bir kişinin ya da bebekli bir annenin hamile bir anne adayının cezaevi şartlarında kalmaması hususunda bu noktadaki düşüncemizde, fikrimizde, söylediklerimizde insani olarak zaten sonuna kadar haklıyız. Kanuni olarak da haklıyız. Aslında bu insanların özgür olmak, tahliye edilmek hakları. Dolayısıyla bu kadar haklıyken ve elimiz güçlüyken vazgeçmeli miyiz? Asla vazgeçmemeliyiz. Ne olursa olsun herkes bu insanların sesini duyurmak için elinden gelen her şeyi yapmalı. Bu eğer elinizden bir sosyal medya paylaşımı geliyorsa tamam bunu yapın. Ya ben daha fazlasını yapabilirim. Çok bir sıkıntım yok. Mesela Adalet Bakanlığı'na ben bunu gördüm, içim acıdı. Ben bir mail atabilirim. CİMER'e bir şeyler yazabilirim. Bir mektup yazabilirim. Hani en azından toplumun bunu bildiğini ve bundan rahatsız olduğunu belki birileri görür. Diyebiliyor musunuz? Tamam, bunu yapın. Birileri bir eylem yapacak ve siz buna katkı sunabilecek durumda mısınız? Lütfen sunun. Çünkü bu çok insanlık dışı bir durum. Burada iki aslında ana şey var. Birincisi işte hasta ve yaşlı mahpuslar bakımından o insanların aslında bir yaşam hakkı ihlali noktasına gelen bir ihlal bu. Çünkü eğer siz hasta bir insanı yeteri kadar tedavi edemezseniz cezaevi şartlarında ki kanseri etile edilemiyor, o insanın ölümüne sebebiyet verebilirsiniz. Ve bu aslında ülkenizde fiili bir idam cezası olduğunu gösterir. Buna karşı çıkmak hiç kimseden bir şey götürmez. İnsana, insanlık adına çok şey kazandırır diye düşünüyorum. İkinci durum benim gerçekten çok çok önemsediğim ve hani yani takip edebildiğim kadar etmeye çalıştım, gördüğümde asla atlamamaya gayret gösterdiğim bir mesele. Bebekli ve hamile tutuklu kadınlar meselesi. Yani burada artık bizim meselemiz o çocukların kendisi. O çocukların bir üstün yararı var ve bizim bunu korumamız lazım. Bir çocuğun cezalandırıldığı bir yargı düzeni hiçbirinizin hiçbir hakkını korumaz. Bir çocuğa acımayan, bir çocuğun hakkını gözetemeyen bir yargı düzeni size hiçbir noktada hiçbir hakkınızı vermez. Dolayısıyla siz o çocuğun hakkını savunurken aslında kendiniz adına da sevdikleriniz adına da iyi bir şey yapıyorsunuz. Bu yüzden bunu çok önemsiyorum. Şartlar lehimize, o yüzden sonuna kadar buradaki mücadeleyi devam ettirmek lazım. Hasta ve yaşlı mahpuslar, hamile ve bebekli kadınlar yine anne baba tutukluluk durumundaki çocukların durumu. Yani bu konuda bazı kanun düzenlemeler de yapılabilir. Burada bazı kanuni eksiklikler de var. Ben buna da kesinlikle karşıyım. Çok 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 istisnai durumlar olmadığı sürece anne baba tutukluluğuna karşıyım. Yani böyle bir sisteme gerek olmadığını düşünüyorum. Hele ki bu kadar gelişen bir teknolojide, böyle bir devirde, böyle bir çağda
anne baba tutuklukları, bir kadının tahliyesinin hiçbir kamu zararı yaratmayacağında ya da soruşturmaların gidişatı bakımından, yani bunu sadece 15 Temmuz sonrası yargılamalar için söylemiyorum. Genel olarak aklınıza gelebilecek her suç tipi bakımından söylüyorum. Hiçbir zarar yaratabileceğine inanmıyorum. O yüzden anne baba tutukluluğa da çok karşıyım ve bu konuda herkesin gerçekten mücadeleye devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Ve bugüne kadar olumsuz farklar olmasına rağmen bu mücadelede de kazanımlar elde edildi. Edilmedi değil. O yüzden buna da katkı sunan herkese kendi adıma teşekkür ediyorum. Az önce kanunlar lehimize dediniz. Hükümet de paket üzerine paket açıklıyor. Ve hatta hiçbir paket ve yasal düzenleme yapmasa bile her şey çok net ve açık ortadayken bu yargının işlememesinde MHP faktöründen bahsediliyor. AK Parti içerisindeki bir kanat, ya ülkeyi biz yönetiyoruz, sorumluluk bize ait, siyasi bedelini de biz ödeyeceğiz, ekonomik bedelini de biz ödüyoruz. Ama MHP bir şekilde bu yargıdaki işleyişe, yani hukukiliğe uyulmaması konusunda bürokrasideki gücünü ve siyasetteki gücünü devreye sokuyor. Bu tarz yaklaşımlar var. Ben buna inanıyorum. Hani yaklaşım benim için somut bir şey bu. Ama sizin için bu nedir? Böyle bir şey var mı? Şöyle söyleyeyim. Böyle bir şey olduğunu kabul edelim. Bu noktada ben dönüp bunu iddia eden AKP'lilere, AKP iktidar mensuplarına şunu sormak isterim. MHP'lilere bu gücü kim vermiş? Biz mi verdik yani? Siz mi verdiniz Ahmet Bey? Ya da bu gücü havadan mı elde ettiler? Tesadüf eseri mi elde ettiler? Eğer böyle bir sorun varsa aralarında, bu sorunun da temel müsebbibi AKP iktidarının kendisidir. MHP'lileri getirip de iktidar ortağı yapan kendileri. %50+1'i sağlayamadıkları için MHP ile ısrarla ittifaka devam eden kendileri. Hatta bu ittifak nedeniyle aslında AKP'nin ilk iktidar olduğundan, ilk kurulduğu günden bugüne baktığımızda devasa bir MHP'ye dönüşmesinin sebebi de kendileri. Yani AKP politikaları iktidarı boyunca birden çok kez değişti ve gelinen aşamada AKP büyük bir MHP'dir aslında. Bütün politikalarıyla, söylemleriyle, her şeyle. MHP'li daha böyle hani milliyetçi, ülkücü hakim savcılar bu konularda daha mı katılar ya da daha mı çok ihlal yapacak kararlara imza atıyorlar diye sorarsanız şunu söyleyebilirim. Şimdi tabii her hakim savcının bir tane siyasi görüşünü bilme şansımız yok. Ama Türkiye'de genel olarak zaten böyle bir düşman ceza hukuku ve aşırı devletçi bir hakim savcı profili sorunu vardı zaten. Bu geçmişten beri vardı. Yani Türkiye hakim savcısı hiçbir zaman öyle çok özgürlükçü, halkçı, halktan yana, işte temel hak ve hürriyetler noktasında hiçbir şeyi olmayan, hiçbir istisnası olmayan bir profil olmadı. Yani Türkiye hakim ve savcısı örneğin bir işte bombalı eylemde bulunmuş bir terör örgütü üyesi, mesela bir bombalı eylem yapmış ve yüzlerce insanın ölümüne sebebiyet vermiş bir terör örgütü üyesi farz edelim. Hani bu bile işkence görmemelidir. Buna işkence kim yapmışsa ben ona da soruşturma başlatırım diyecek mesela. Sıfır toleranslı, yani hak ihlali noktası sıfır toleranslı. Bir profil hiçbir zaman olmadı. Türk yargısı her zaman devletçiydi. Devletçilik de bu bakış açısı da aslında anayasal suçlar bakımından o düşman ceza hukuku zihniyetini doğurdu. Nedir o zihniyet? Yani siz devletin karşısında bir yerde konumlanıyorsanız yargıda, yargı mensupları size hiçbir hakkınız yokmuş gibi davranılır. Yani başka bir suç işlediğiniz iddiasıyla geldiyseniz mahkeme önüne ya da bir özel hukuk uyuşmazlığı nedeniyle geldiyseniz sizin hakkınızı koruyan bir hakim profili ya da bir savcı profili görebilirsiniz. Ama devlete karşı işlenen bir suç iddiasıyla oradaysanız artık Türkiye hakimi savcısı sizin insan olmaktan kaynaklı hiçbir hakkınız yokmuş gibi davranır ya da davranma ihtimali yüksektir. Bu geçmişten gelen bir sorundu. 15 Temmuz sonrasında özellikle o mevcut hakim savcıların ihraç edilip yerlerine tamamen AKP MHP kadrolarından çok genç hakim savcıların getirilmesiyle
bu sorun en üst seviyeye çıktı. Dolayısıyla bu sorunu, bu düşünce yapısını zihniyet olarak, ideolojik anlamda en kolay uyum sağlayabilecek ve bunu hatta benimseyecek, savunacak olanlar da hiç şüphesiz daha böyle milliyetçi, ülkücü ideolojiye sahip hakim savcılar olacaktır. O yüzden dediğim gibi böyle bir iddiaları varsa AKP'lilerin, ben bu iddiayı ciddiye alırım, mantıklı da bulurum ama günün sonunda AKP'lilere döner ve şunu derim ki bu insanlara bu yetkiyi kim verdi? Yani bedelini biz ödüyoruz diyorlar ya, bu da çok büyük bir yalan, onu da söyleyeyim. Hiçbir bedel ödediklerini falan düşünmüyorum. Ne iktidarı kaybediyorlar, dolar 35 lira olmuş, memleketin yargı sistemi bu seviyede, eğitimi, sağlığı. Her gün ben tweetler görüyorum ya, işte bilmem işte şu bölüme gitmek istedim, 3 ay sonraya randevu verdi, 5 ay sonraya randevu verdi diye. Her şey bu kadar rezil bir noktada ve yine iktidardalar. Nasıl bir bedel ödediler? Ben herhangi bir ödedikleri bir bedel göremiyorum yani. Bu tamamen bir yalan. Onlara o gücü atfettiler ve bunun bedelini biz ödedik. Bu halk ödedi aslında. İktidar yanlısı olmayan, bu yüzden kamu gücünden hiçbir fayda görmeyen ve iktidar karşısında hakları her gün gasp edilen, ezilen muhalif yurttaşlar ödedi yani bunun bedelini. Dolayısıyla böyle bir iddiayı kesinlikle ciddiye alırım ama sorumlusunu yine AKP iktidar olarak görürüm. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Yanlışlarımızı, hakikatleri yüzümüze vurun, çekinmeyin diye. Şimdi son sorum bu. Süremizi de bitirdik. Aklıma Afrika'da bir ülke var. Adı Uganda. Buranın bir devlet başkanı, diktatör, askeri diktatör bir devlet başkanı vardı. Idi Amin. Bunun çok meşhur ve güzel bir sözü var. Ülkemde ifade özgürlüğü var ama ifade ettikten sonra başınıza ne gelecek bunun garantisini veremem. Şimdi Erdoğan'ın yüzüne bir şeyi, hakikati haykırmak isteseniz bu ne olur? Du diyelim ve programımızı bitirelim. Buyurun. Şöyle söyleyeyim, Erdoğan'ın yüzünü aslında sürekli söylediğim bir şey olurdu. Ona döner ve derdim ki bu ülkede adalet yok ve bunun tek müsebbibi sensin. Yani. Ama bunu zaten sürekli söylüyorum. Avukatım, bu üslupla söylüyorum. Bunun ötesinde bir şey söylemeyin lütfen. Yani öyle onun söylediği gibi yüzüne haykırmak falan. Lütfen böyle şeyler yapmayın. Herkese dışarıda ihtiyacımız var. Ben bu konuda çok şey değilim. Hani Türkiye'yi de biraz yani biliyorum, içinde yaşadığım, doğduğum ülke olduğu için bir teori varlar. Yani hepimiz söylesek ne yapabilirken, hepimizi hapse mi atacak falan. O iş öyle olmaz. Arada başkaları gider. O yüzden siz yine de her şeyi içinizden geldiği gibi söylemeyin. Hiçbir şey saklamayın ama her seferinde söylediğiniz üsluba, işte bulunduğunuz konuma, mevcut durumunuza falan dikkat edin diye öneriyorum. Erdoğan'la yüz yüze gelmek çok mümkün değil. Ben Erdoğan'ı bir kez, o zamanlar böyle bir şey değildi, Erdoğan bu kadar güçlü değildi. Bir kez bunu yapma şansına erişmiştim. Maalesef ki bir şehit cenazesinde, Ankara'da o zaman lise öğrencisiyken o cenazeye katılmıştım ve Erdoğan'la göz göze gelip onu yuhlamıştım. Ama tabii Erdoğan o gün böyle bir Erdoğan değildi. Böyle yanı başımızdan geçti. Birkaç koruması vardı. Başbakandı o zaman tabii. Birkaç koruması vardı ve yuhalayanlara böyle hüzünlü bir şekilde bakmıştı ve ben de yuhlayanlar arasındaydım ve göz göze gelmiştik. Onun dışında hiç o kadar yaklaşamadık. Bundan sonra da hani yaklaşabileceğimi pek düşünmüyorum. Ama yaklaşırsak bunu söylemek isterim. Evet, bu ülkede adalet yok. Erdoğan, bunun da tek sorumlusu sensin. Bunu demek isterim. Ankara Barosu avukatlarından hukukçu Gizay Dulkadir bugünkü konuğumuzdu. Gerçekten güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Dinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun, var olun.